13 Ocak 2022 Perşembe, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 81 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 17 bin arttı. Dün yeni vaka rekoru kırılmıştı, bugün rekor tazelendi. Salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaştık. İnsidans 428'e yükseldi, gittikçe artıyor. Ancak iyi tarafı, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısı düşüyor. Yani vakalar artıyor ama bu yeni varyantta hastaneye kaldırılanların sayısı daha az. Bu da sağlık sistemini rahatlatıyor. Tabii bu kimseye bir şey olmaz anlamına da gelmemeli. Çünkü bugün Almanya'da 316 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Durum hala ciddi. Hükümetin Uzmanlar Konseyi üyesi Profesör Brinkmann, RTL-NTV yayınında konuştu. Önümüzdeki hafta vakaların artmaya devam edeceğini söyledi ve önemli bir uyarıda bulundu. Bir noktada artık yeterli test kapasitemiz kalmayacak ve sayılar bilgimiz dışında yükselecek. Rakamlar gerçekte çok çok daha yüksek dedi. Robert Koch Enstitüsü ise son ay yoğun bakıma kaldırılan kişilerin %62'sinin aşısız olduğunu açıkladı. %10 iyileşmiş, aşılanmamış veya tek doz aşılanmış, %28 ise tam aşı korumasına sahip kişiler. Tüm kampanyalara rağmen aşılananların oranı %72'lerde takılı kaldı. Çok yavaş ilerliyor. Hükümet de bu nedenle aşı zorunluluğu yasa tasarısı hazırlıyor. Sağlık Bakanı Lauterbach bugün mecliste konuştu. Genel bir aşı zorunluluğu getirmeliyiz dedi. Ancak bu konudaki tasarıyı kendisi sunmayacak ve tarafsız kalacak. Partiler milletvekillerini serbest bırakıyor. Herkes kendisi karar verecek. Aşırı sağcı AfD'ye karşı iktidarın küçük ortağı liberal FDP içerisinde de yaklaşık 30 milletvekili karşı. Bu arada daimi aşılama komisyonu 12-17 yaş grubu için güçlendirici doz tavsiyesinde bulundu. Bunun için ikinci dozdan sonra 3 ay geçmesi gerekiyor. Peki bütün bunlar ne zaman bitecek? Önceki Sağlık Bakanı Jens Spahn Mart ayını işaret ediyordu. Şu anda bunu söyleyen kimse kalmadı. Virolog Rübsamen Şef salgının toplamda 5 yıl süreceğini düşünüyor. ARD yayınına katıldı. Kontrol altına almak için aşılama yetmez. Güçlendirici doz hastalığı ağır geçirmekten koruyor fakat yakalanmaktan korumuyor dedi. Ancak yeni üretilen hapla ilgili de umutlu olduğunu söyledi. Vakalar arttıkça test talebi de artıyor. Bazı uzmanlar PCR testleri için öncelik sıralaması getirilsin görüşünde. Özellikle karantina süresinin kısaltılması için. İtfaiye, hasta bakıcı, süpermarket çalışanı gibi kritik işleri yapanların testlerine öncelik tanınması tartışılıyor. Birlik Partileri ve Yeşiller destekliyor. Dikkat ettiyseniz karantina süresini kısaltalım, belli meslek gruplarını öncelik verelim diyorlar. Hangi gruplar? İtfaiyeciler, süpermarkette çalışanlar, hasta bakıcılar, polisler, postacılar, kargo merkezinde çalışanlar, nakliyeciler ve emeğiyle çalışan daha birçok sektör. Peki normalde biz kime değer veriyoruz? Zenginlere, ünlülere, mankenlere, futbolculara falan. Ama iş ciddiye binince kimse bunlara öncelik verelim demiyor. Çünkü kritik işleri emekçiler yapıyor. Bu dünyayı onlar ayakta tutuyor. Biz normal hayatta da en büyük saygıyı alnının teriyle ailesini geçindiren emekçilere göstermeliyiz. Sadece işimiz düşünce değil. NRV'de hızlı testlerle ilgili operasyon düzenlendi. 5 ev arandı. Yapılmayan testleri yapmış gibi göstermekle suçlanıyorlar. Geçenlerde bir izleyicimiz yazmıştı. Test randevusu almış, gidememiş. Gitmediği halde, test yaptırmadığı halde bir süre sonra kendisine negatif test sonucu gelmiş. Böyle suistimaller de maalesef oluyor. Sahte sertifika soruşturmaları da sürüyor. Bu sabah NRV, Baden-Württemberg, Baviera, Hessen eyaletlerinde 100'ün üzerinde evde arama yapıldı. Polis şüphelilerin telefonlarına da el koydu. Sahte sertifika üretmek suçtur, satmak suçtur ama kullanmak da suçtur. Hapisle yargılanabilirsiniz. Kesinlikle bu işlere bulaşmamak lazım. Siz yakalanmasanız bile satanlar eninde sonunda yakalanıyor ve tüm kayıtlar ortaya çıkıyor. Size de dava açılabilir. İçişleri Bakanı Faeser, mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kapatabileceklerini açıkladı. Die Zeit'e konuştu bakan, özellikle aşırı sağcıların buradan mesajlaştıklarını söyledi. Uygulama devletler tarafından takip edilemiyor, şifreli. Bu yüzden yasaları çiğnemekle suçlanıyor. Ama buradan sadece aşırı sağcılar da mesajlaşmıyor. Kanallar var, ilginizi çeken kanala üye olabilirsiniz. Hatta benim de bir Telegram kanalım var. Bu videolar yayınlandığında orada da paylaşıyoruz ve kullananlara otomatik mesaj gidiyor.
hükümet platformları suçlayacağına aşırı sağcıların takibini daha iyi yapabilir. Bu uygulama olmasa başka bir uygulama olur çünkü ve şu anda yüzlerce aşırı sağcı arandığı halde yakalanamıyor. Ve hava durumu. Almanya'da yarın sıcaklıklar 2 ila 9 derece arasında. Kuzey bölgeler bulutlu, rüzgarlı. Dağlık bölgeler güneşli. Aynı şekilde güneyde de yüksek yerler güneşli, alçak bölgeler sisli olacak. Gece sıcaklıklar eksi derecelere kadar inebilir. Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'deki vakalar 150 binin altına düştü. Bazı uzmanlar zirveye ulaşıldı. Bundan sonrası iyi olacak görüşünde. Fransa'da İngiltere'den gelenlere seyahat kurallarını gevşetecek. Avusturya'da 16 bin yeni vaka var. Uzmanlar vakaların her 4-5 günde bir ikiye katlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Mückstein, aşı zorunluluğunun Şubat başından itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi. Viyana Sağlık Bakanı da aşılanmayanlar işten de atılsın görüşünde ama Federal Çalışma Bakanlığı bunu kabul etmiyor. Testle işe gitmek mümkün olmaya devam edecek. Belçika'daki vaka ortalaması 22 binin üzerinde. Vakalar yükseldi ama yoğun bakımdakilerin sayısı düştü. Belçika'da Temmuz ayından itibaren mağazalar indirim yaptıklarında o ürünün son 30 gün içindeki fiyatını da yazmak zorunda kalacaklar. Böylelikle kimse büyük indirim yapıyormuş gibi insanları kandıramayacak. İndirimlerde dikkat etmek lazım. Bazı mağazalar 10 liralık ürünü önce 30 liraya çıkarıp %50 indirim yapıyorlar. Sonra da insanlar 15'e yarı yarıya aldık diye seviniyorlar. Hollanda'daki vakalar 2 haftada %150 artış gösterdi. Ortalama 30 binin üzerinde. Bakanlar Kurulu yarın bir zirve için toplanacak ve kapanma konusundaki kararını verecek. Sağlık Bakanı kısıtlamaların gevşetilmesine karşı. Ancak kuaförler gibi bazı yerlerin ve üniversitelerin açılması da gündemde. Kesin kararlar yarın alınacak. Fransa'daki vakalar %70 arttı. Ortalama 270 bin. Ve Sağlık Bakanı Veran pozitif test edildi, o da karantinaya girdi. Fransa'da öğretmenlerin %75'i ise bugün grevdeydi, işe gitmedi. Grevin sebebi hükümeti salgınla ilgili kuralları sürekli değiştirmekle suçlamaları. Senato'da yeni aşı kartı yasasını kabul etti. Yasa hastanedeki hasta sayısı 10 binin üstünde ise uygulanacak. Şu anda 24 bin civarında, 18 yaşından büyükler için geçerli olacak. İsviçre'deki vakalar 30 bine yaklaştı. %21 artış var. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı ise düşüyor. Sağlık Bakanı, omikron varyantının bulaşıcılığı kesinlikle çok yüksek. Ancak ağır hastalığa yol açma oranı diğer varyantlara göre daha düşük dedi. Toplu taşıma araçlarında yeme içmenin de İsviçre'de yasaklanması gündemde. Aslında bu salgından bağımsız komple yasaklansa çok iyi olacak. Bulgaristan'da ise binlerce kişi zorla meclis binasına girmeye çalıştı. Protestocular kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Bulgaristan'a 500 bin avro civarı yatırım yapanlara kalıcı oturum veriliyordu. Sonra vatandaş olma yolu açılıyordu. Altın vize olarak tanımlanıyor bu sistem. Şimdi bu kaldırılacak. Bazı yatırımcılar aldıkları evleri vatandaşlığa geçtikten hemen sonra satmışlar. Kanada'nın Quebec bölgesi aşılanmayanlara vergi getirecek. Hükümet bu kişilerin ödediği sağlık katkı payını arttırmaya hazırlanıyor. Gerekçe diğer vatandaşlara yük oluşturmaları. Almanya'da da benzer bir şey tartışılmıştı ama vazgeçildi. Bu durumda sigara içenlere de ek vergi koymak gerekecekti çünkü. Evet, haberler bunlardı ve bundan 123 sene önce bugün Fransız yazar Emile Zola Dreyfus davası ile ilgili o ünlü yazısını yayımladı. Yazının başlığı şuydu: İtham ediyorum. Alfred Dreyfus bir yüzbaşıydı. Olağanüstü başarılara imza atmamıştı. Büyük bir savaş kahramanı değildi. Sıra dışı bir şey yapmamıştı. Peki biz 100 yıl sonra onu niye hatırlıyoruz? Çünkü haksızlığa uğramıştı ve mahkemesi haksızlıkla mücadelenin sembolü haline geldi. Paris'te Alman Büyükelçiliğinde çalışan bir temizlikçi çöpte bir mektup bulmuştu. Aslında temizlikçi değildi. Fransız istihbaratının bir elemanıydı. Mektubu alıp merkeze gönderdi. Ve burada bir Fransız subayın Almanya'ya askeri bilgiler vermesinden bahsediliyordu. Araştırma yapıldı. Sonunda yüzbaşı Dreyfus'un el yazısı mektuptaki yazıya benziyor diye suçlamaya gidildi. Ama başka delil yoktu. Bir ay sürdü mahkeme. Dreyfus müebbet hapse mahkum edildi. Şeytan adasına bu kadar kolay hapsedilmesinin sebebi aslında bir Yahudi olmasıydı. Bu olay Yahudilere karşı bir cadı avına dönüştü ve birçok yerde Fransa'ya ihanetle suçlandılar. Bir süre sonra
Yazının başkasına ait olduğu ortaya çıktı. Dreyfus suçsuzdu ama karar gözden bile geçirilmedi. Hatta suçlu suçunu itiraf etti, hayatına son verdi. Dreyfus yine de tahliye edilmedi ve bu olay haksızlıkla mücadelenin sembolü oldu ama Emil Zola sayesinde. Çünkü Zola bir gazetede itham ediyorum diye yazdı. Gazetenin 300 bin kopyası birkaç saat içinde tükendi. İtham ediyorum dedi. Gerçeği söyleyeceğim. Benim görevim konuşmak, suç ortağı olmak istemiyorum. Yoksa gecelerim orada, işkencelerin en korkuncu içinde, işlemediği bir suçun cezasını çekmekte olan suçsuzun hayaletiyle dolup taşacak. Bu mektup üzerine aşırı milliyetçiler Zola'ya çok büyük tepki gösterdiler. Bir süre Fransa'yı terk etmek zorunda kaldı. Ancak Dreyfus'u destekleyenlerin sayısı da hızla artmaya başladı. Fransa'ya döndüğünde Zola'nın evinin bacası tıkandı ve zehirlenerek öldü. Artan baskılar üzerine Dreyfus davası yeniden görüldü. Mahkeme bu sefer suçsuz olduğuna karar verdi ve beraat etti. Karar sonrasında onu destekleyenler hep birden bağırdılar. Yaşasın Dreyfus. Dreyfus onlara susun dedi. Hayır, yaşasın hakikat. Zola dünyanın düzeninden memnun biri değildi. Kentleri ateşe verin diyordu. İnsanları kırıp geçirin, her şeyi kökünden kazıyın. Bu çürümüş dünyadan hiçbir şey kalmadığı zaman yerine daha iyisi biter belki de. Buna rağmen hiç tanımadığı bir insan için rahatını bozdu, canından oldu. Ama biz şimdi onu saygıyla, hürmetle hatırlıyoruz. Çünkü dediği gibi gerçeği yerin altına da gömseniz bir gün büyüyecek ve ortaya çıkacaktır. Peki değer miydi? Ünlü bir yazar, rahat şartlarda yaşıyor. Buna rağmen hiç kimsenin sahip çıkmadığı, umursamadığı biri için hayatını riske ediyor. Değerdi. Çünkü vicdanlı bir insan için aksi mümkün değildir. Dreyfus, Zola sayesinde serbest kaldı. Ona ihtiyacı vardı. Ama Zola da Dreyfus sayesinde inandığı bir şeyin peşinden gitti. Sonunda hayatını kaybetse bile vicdanı rahattı. Onun da Dreyfus'a ihtiyacı vardı. Bir başkası için bırakın canını vermeyi, sıradan basit bir iyilik yapmak, riske girmek, rahatını bozmak, zarara uğramak günümüzde pragmatizmin pençesindeki insana çok garip gelir. Ama vicdanlı insanların bunun dışında bir seçeneği zaten yoktur. Sessiz kalmaya, susmaya, görmezden gelmeye tahammül edemezler. Marcel Proust'un dediği gibi, vücudumuz sadece bacaklar, kollar gibi uzuvlardan oluşsaydı hayata tahammül etmek kolay olurdu. Ne yazık ki içimizde kalp adını verdiğimiz o küçük organı da barındırıyoruz. Hoşçakalın.